Şunu da düzeltelim. Şimdi değerli dostlarım, bizde yapay hısımlık dediğimiz, yani suni demek zaten adından da belli. Evlat edinme yoluyla oluşturduğumuz hısımla biz ne diyoruz? Yapay hısımlık diyoruz. Yani siz birisini evlat edindiğiniz andan itibaren onunla sizin aranızda ne oluşmuş? Bir yapay hısımlık oluşmuştur değerli dostlarım. Peki evlat edinmenin bazı şartları veya bazı usulleri var. Yani burada değerli dostlarım, tamam mı, bunlara dikkat etmek zorundayız. Mesela Medeni Kanun 305. maddesi ile 320. maddesinin aralığı tamamen evlat edinme ile ilgilidir. Ve buna göre de değerli dostlarım, tamam mı, belirlenir. Evlat edinmenin yollarının iki türü var. Koruma altındaki bir çocuğun evlat edinmesi ve kişiler arasındaki anlaşmayla evlat edinme diye bir şey söz konusu. Yani koruma altındaki bir çocuğun evlat edinmesi dediğiniz, çocuk esirgeme kurumundan birisine evlat almanızdır. Bir de kişiler arasındaki anlaşmayla değerli dostlarım, siz ne yapabilirsiniz? Birisine evlat edinebilirsiniz. Hani genelde duyarsınız ya, işte amcasının çocuğunu vermişler diye. Bak, duyarsınız bu cümleyi, tamam mı? Amcasının çocuğunu vermişler diye. İşte kendi çocukları olmadığı için abisinin çocuğunu almış falan derler. Bu kişiler arasında anlaşmadır. Ama burada bir şeye dikkat edin ha. Evlat edinmede önemli nokta devletin haberdarlığıdır ki devlet bu haberdarlıkta değerli dostlarım bu işi mahkemelerle yapar. Bakın buna dikkat edin, tamam mı? Devlet evlat edinmede mahkeme kararıyla hareket eder. Ona göre de bir şeyleri şekillendirir. Bu işe tabii ki de adından da belli olduğu üzere yeni bir aile yapılanması oluşturduğunuz için aile mahkemesinin bakması bekleniyor. Ama bazı ilçeler falan vardır ki değerli dostlarım, oralarda aile mahkemeleri yoktur. Onun için de asliye hukuk mahkemeleri değerli dostlarım bu işi ne yapar? Yerine getirir. Yurt içinden veya yurt dışından evlat edinme durumundaysa yurt içinde normal prosedüre direkt uyacaksınız değerli dostlarım. Yurt dışındaysa konsolosluklar aracılığıyla devlet üzerine düşeni yerine getirerek sizin evlat edinmenizi ne yapacak? Gerçekleştirecek. Peki bu evlat edinmek için gerekli olan şartlarımız neler? Bakalım, gelin bir onları inceleyelim. Tamam mı değerli dostlarım? Şimdi şöyle. Evlat edinebilmeniz için değerli dostlarım öncelikle evlat edinen ile edinilen arasında en az 18 yaş fark olması gerekiyor. Bakın dikkat edin. Evlat edinen ile edinilen arasında en az 18 yaş fark olacak. Evlat edinenler değerli dostlarım, her ikisi de, lütfen dikkat edin bakın, evlat edinenler her ikisi de değerli dostlarım, tamam mı, ergin olmak zorundalar. Her ikisi de değerli dostlarım ayırt etme gücüne sahip olmak zorundalar. Bir kere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorundalar. Bunları bir sayayım, birazdan tek tek detaylayacağım, tamam mı? Evlat edinecek olan eşlerin her ikisinin de rızası olacak. Eğer evlat edindiğiniz çocuk ayırt etme gücüne sahipse onun da rızasını alacaksınız. Evlat edinenler değerli dostlarım en az 30 yıl evli veya en az 5 yıl olur mu lan? En az 30 yaşını doldurmuş olacak veya değerli dostlarım en az 5 yıl evli olacak ki siz değerli dostlarım, tamam mı, evlat edinebilirsiniz. Bu slaytlar var mı hocam? Var var. Telegram'da var. Tamam. Telegram'da var. Şimdi dikkat edin. Bak, dikkat edin. Tamam. Şimdi değerli dostlarım bakınız. Diyor ki en az 18 yaş fark olacaktaki mantık değerli dostlarım ahlaki dengeyi koruyabilmektir. Bunun için de değerli dostlarım arada bir 18 yaşlık farkı devlet baz alır. Neden? Allah korusun ileride herhangi bir şekilde, tamam, o çocuğa bir cinsel sıkıntı yaşatılmasın diye o ailenin de yaşının büyüyeceğini hesaplayarak devlet bunu baz alır. Bu birincisi. İkincisine gelince her iki tarafta değerli dostlarım bir kere ergin olmak zorundalar. Hocam TV'de falan görüyoruz, bekar kişiler devlet ediniyorlar. Hukuken mümkün mü? Mümkün. Önceden değildim ver ve birazdan gireceğiz oraya, tamam mı? Oraya birazdan gireceğim. Şimdi dikkat edin değerli dostlar. Bak, dikkat. Evlat edinenlerin her ikisi de zaten ergin olmak zorundalar. Ergin olmadığınız sürece böyle bir şey yapamıyorsunuz. Ne istediğini bileceksin. Yani kafan çalışacak. Ayırt etme gücün olacak. Ve siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorundasınız ki biz bu maddeden dolayı çocuğun birinin hayatını kararttık. Angelina Jolie ile Brad Pitt çifti geldiler. Bizden evlat edinmek istediklerini söylediler. Bak, dikkat et, tamam. İkisi de geldi. Bizden evlat edinmek istediğini söyledi. Biz ne yaptık? Dedik ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilsiniz. Onun için de dedik size biz evlat veremeyiz. Bildiğin çocuğun başına talih kuşu bırak konmayı yuva yaptı. Bak, yuva yaptı. Ama şart tutmuyor diye biz vermedik.
Ya onlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse çocuğu vatandaşlıktan çıkar. Ver gitsin. Çocuk bir kendine gelsin. Hayatını kursun. Bugün gelsin beni istesinler. Angelina Jolie ve Brad Pitt. Desinler ki evlat almak istiyor seni. Hemen giderim. Hayatta sektirmem. Düşünsene ya, tamam mı? Ama ne oldu? Çocuğu yaktık. Aha bu maddeden dolayı. Bakın dikkat edin. Tamam mı? Ha, her ikisinin de rızası olacak. Düşünün ki, bak düşünün ki ben negatif, tamam mı? Doğal sayı negatif oluyor değil mi bu doğal sayıları? Tam sayılarla olmuyor herhalde. Neyse. Negatif doğal sayıyla evliyim. Bak düşünün ki, tamam mı? Negatif. Bak, geçimsiz. Tamam mı? Şimdi ben bu geçimsizle evli miyim? Evliyim. Gittik. Bak çocuk edinmek istediğimizi söyledik diyelim ki. Bize bir sürü test yapıyorlar değerli dostlarım. Bu testlerin hepsini geçtikten sonra birazdan detaylıca anlatacağım bunları. Bu testlerin hepsini geçtikten sonrasında bize soruyorlar. Diyorlar ki rızanız var mı? Ben diyorum ki evet benim rızam var. Bizim negatif, geçimsiz. Diyor ki ben tam emin olamadım. Dedi ya devlet bize çocuk mucuk vermez. Niye? Her ikimizin de rızası yok. Geçmiş olsun. Elimizde kaldı. İhalemizde kaldı. Tamam. Onun için de devlet der ki her ikinizin de rızası olacak. Ve evlat edinenlerin sabit bir geliri olacak. Çünkü niye? Ya buradaki sabit gelir dediğim değerli dostlarım trilyoner olmanızdan bahsetmiyor. Asgari ücretli de olabilirsiniz, trilyon da olabilirsiniz. Kısaca aslında şu, çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir gelirin olması diyor aslında. Kanundaki ifade daha net olsun, böyle olsun. Tamam mı? E şimdi niye? O çocuğun belirli bir ihtiyaçları var değerli dostlarım. Onları yerine getirmek zorundasınız. Tamam mı? Ve evlat edinenler en az, bak en az 30 yaşını doldurmuş olacaklar. Veya değerli dostlarım en az 5 yıl evli olması gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Bakın burada devlet şundan dolayı bu şart alıyor. Sebebi şu. Devlet baba diyor ki arkadaş 30 yaş kişinin olgunlaşma yaşıdır. Ne istediğini biliyordur. Onun için de diyor. Onun için de ben diyor bu 30 yaşı ararım. Burada bir şey dikkat edin ha. Eşlerin her ikisi de 30 yaşını doldurmuş olacak. Bak dikkat et. Eşlerin her ikisi de. Atıyorum ben 39 yaşındayım. Eşim işte 27 yaşında. Olmaz. O da 30'u doldurmuş olacak. Çünkü niye? Kişinin olgunlaşma yaşı. Her kimse ne istediğini bilecek der devlet. Tamam mı? Veya diyor en az 5 yıl evli olacaksınız. Niye? Dedim ya kişinin olgunlaşma yaşı değerli dostlarım sonuç itibariyle pet shop'tan kedi veya köpek almıyorsunuz. Bir evlat, bir insan alıyorsunuz. Ve onunla bir ömür geçireceksiniz. Onun için de devlet ne yapıyor değerli dostlarım? Bu şarta dikkat ediyor. Ha, 5 yıl evlilikte ise devlet şundan dolayı bakar. Bir, diyor ki bu 5 yıl boyunca insanlar doğal yollarla, tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak istemişler. Olamadıkları için, bak olamadıkları için buraya gelmişlerdir. Onun için de diyor bu benim için önemli. Bir diğeri ise bizde 5 yıl evliliklerin oturma evresi olarak gözüküyor değerli dostlarım. Bu 5 yıldan sonrasında boşanmaların minimumda olduğu söyleniyor. Onun için de devlet buna dikkat ediyor. Peki bu şartların hepsini taşıdınız. Taşıdıktan sonrasında devlet size değerli dostlarım sağlam, bak sağlam bir psikolojik test yapar. Bu psikolojik testleri tamamladıktan sonrasında çocuğun kalacağı eve, çocuğun bulunacağı odaya kadar, işte güneş alıyor mu, nemli mi, değil mi, buna kadar devlet bakar. Sonrasında ise bizde genelde evlat edindirme yaşları, geneli bu değerli dostlarım, 0-4 yaş aralığıdır. Burada sizi o çocukla beraber zaman geçirmeniz için sizi belirli bir ortama alırlar. Bu belirli ortamda değerli dostlarım siz tamam mı, çocukla zaman geçirirsiniz. Sebebi ne? Bir, hani şu kan sıcaklığını hissetmek dediğiniz olay vardır ya, onu hissedip hissetmediğinizi anlayabilmeniz için. Bir diğeri ise ten uyumunu sağlayabilmek için. Yani devlet kafasına göre size çocuk vermez. Size iyice bir bakar. Niye haklı? Ya benim düşünsene evlat aldığımı, tamam mı? Ben kara kuyruk bir adamım. Tamam. Bana devlet verdi sarışın renkli gözlü bir çocuk. Bu çocuk patlar. Bak patlar la patlar. İki işin gücün yoksa tamam mı? Daha sonrasında bu çocuğu anlat babam anlat. Ya da çoluk çocuk maskara olsun. Onun içinde devlet ne diyor? Aman diyor bak ben bunların hepsine dikkat ederim diyor. Bunları da geçtiniz mi? Geçtiniz. Rızanız da var. Çocuğu aldınız mı? Her 6 ayda bir psikologlar değerli dostlarım evinize ziyarete gelir. Bu çocuğun gerçi sanki böyle amcasıymış, teyzesiymiş gibi, bak amcasıymış, teyzesiymiş gibi gözükür değerli dostlarım ve ne olur tamam mı çocuk test edilir. Belirli bir yaşa geldiğinde ise genelde 12, 13, 14 bandını baz alıyor devlet. Çocuğa gerçekler psikologlar eşliğinde söylenir. Neden? İleride değerli dostlarım herhangi bir şekilde
gerçek anne babası çıkıp da çocuğun hayatını alt üst etmesin diye durum tamamen anlatılır. Buna göre de değerli dostlarım ne olur? Çocuk gerekli tedbirleri kendisi almış olur. Devlet de ona gerekli desteği vermiş olur. Eğer çocuk esirgeme kurumunda yaşadıysanız, bulunduysanız değerli dostlarım en az bir yıl, tamam mı? Çocuk esirgemede bulunduysanız devlet memuru olmanız için de devlet size herhangi bir şekilde KPSS şartı falan aramaksızın devlet memuru da yapar sizi. Yani devlet çocuk esirgemede büyüyen çocukları o filmlerde falan anlatıldığı gibi 18 yaşında doldurdun hadi sokağa demez. %90'ının değerli dostlarım 95'inin hatta işini gücünü devlet ayarlar. Tamam. Tabii ki de burada çocuğun kişilik özellikleri de önemli. Ha, bizde bekarların evlat edinmesi yasaktı değerli dostlarım. Bakın. Buraya dikkat edin tamam mı? Bizde değerli dostlarım bekarların evlat edinmesi yasaktı. Ama şu anda değerli dostlarım 30 yaşınızı doldurduysanız tamam mı? Bekarsanız evlat edinebiliyorsunuz. Bakın buraya dikkat edin. 30 yaşınızı doldurdunuz ve bekarsanız değerli dostlarım evlat edinebilirsiniz. Ama devlet buna çok sıcak bakmaz. Mümkün olduğunca zorlamaya çalışır değerli dostlarım. Haklı mı? Bence sonuna kadar haklı. Neden? Devlet şöyle bakıyordu önceden. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dolayı daha doğrusu bu beyanname etkisiyle değerli dostlarım biz buna izin vermek zorunda kaldık. Bekarın evlat edinmesine. Devlet şöyle bakıyordu. Haklıydı da. Diyordu ki devlet ya arkadaş tamam ben sana evlat verdim. 30 yaşında doldurdum verdim ben sana evlat. Ya sen başkasıyla evlendin. Ondan bir çocuğun olduğunda bu çocuğa nasıl davranılır? Bir. İki. Ben tamam sana güvendim o çocuğu verdim ama evleneceğin adamın fıtratını bilemem ya da kadının fıtratını bilemem. Onun için de devlet mümkün olduğunca değerli dostlarım buna yaklaşmıyordu. Ama kanunen 30 yaşınızı doldurduysanız değerli dostlarım bir bekar evlat edinebilir. Burada bir sakıncası var mı? Yok. Ha evli olmayan iki çift. Tamam, evli olmayan iki çift. Mesela diyelim ki sevgiliniz var, evli değilsiniz. Böyle bir hayat tarzınız var. Olabilir, mantıklı. Evliliğe karşıyım. Şimdi ikiniz değerli dostlarım gittiniz evlat almak istediniz, vermez devlet. Vermez. Tamam. Beraber gittiğinizde evlat alamazsınız ama tek başınıza siz gittiğinizde değerli dostlarım gerekli şartları, gerekli psikolojik her şeyi tamamladıysanız size devlet evlat verir değerli dostlarım. Buna dikkat edin. Ha, şurada yazan İşte 2001 tarihindeki kanundaki değişiklikle değerli dostlarım Medeni Kanun'un 311 ve 312. maddesi 309'un tamamlayıcısı ne gibi? Nilüfer örneği farklı Şerife. Nilüfer şöyleydi. Nilüfer yurt dışından aldı. Nilüfer yurt dışından aldı. Nilüfer aldığında bizim ülkemizde yasaktı. Bekarlar evlat alamıyordu. Nilüfer gitti mesela siyahi bir kız çocuğunu evlat edinmişti. Tamam mı? O mesela öyle. Afrika kökenli bir bayanı bir çocuğu evlat edindi. Nilüfer'inki farklı bir statü. Türkiye'den almadı Nilüfer. Onu o zamanlar yasaktı çünkü bizde bekarlar evlat edinemiyordu. Şimdi bu 309. madde şunu söylüyor değerli dostlar. Medeni Kanun 309. maddesi evlat edinmeyle ilgili ailelerin rızası diye bir kavram var. Ailenin rızası olacak der. Ama 311 ve 312. maddeler ise şunu söylüyor. Diyor ki bu rıza konusunda çocuğu diyor herhangi bir şekilde bakmadan ilgilenmeden çocuğun hiçbir ihtiyacını yerine getirmeksizin ve bir daha çocuğa dönüp bakmaksızın çocuk esirgeme kurumuna veya başka birilerine bıraktılarsa bu kişilerin diyor rızası aranmaz. Ve mahkeme kararı diyor kesindir. 309 evlat edindirmede ailelerin de rızası önemlidir der. Mesela şöyle düşünün. Diyelim ki sizin çocuğunuz oldu. Siz bunu çocuk esirgeme kurumuna verdiniz ve siz o çocuğu normal şartlarda da gidip ziyaret ediyorsunuz, bakıyorsunuz, ediyorsunuz. Ekonomik şartlarınızdan dolayı bakamadınız diyelim. Tamam mı? Böyle bir durumda 309 diyor ki ailesinin rızası, anne veya babasının rızası alınır. Ama bu anne baba diyor bu çocuğa hiçbir şekilde yardımcı olmadılarsa, hiç gelip etmedilerse, bakmadılarsa ben bu çocuğu evlat edindirdiğimde diyor 311 ve 12 sen diyor gelip de bir hak talebinde bulunamazsın bunu diyor kafandan çıkar. Anlaşıldı mı değerli dostlarım? Buraya da onun için de lütfen dikkat edin. Peki şu soruya bir bakın sizden ricam. A ile B arasında ihtimallerden hangisinde 6 yaşındaki bir çocuğu birlikte evlat edinme şartlarına sahip olamazlar? A ve B 28 yaşındalar ve 5 yıl evliler. A 35, B 23 yaşında ve 3 yıl evliler. A 36, B 38 yaşında ve 3 yıl evliler.
A 35, B 42 yaşında ve 3 yıl evliler. A 52, B 56 yaşında zaten ölmüş. Buna devlet çocuk vermez de diyelim ki verdi. Tamam mı? Ve 1 yıl evliler. Böyle bir durumda diyor ne olur? Bak dikkat et. Ben sana dedim eşlerin her ikisi de 30 yaşını doldurmuş olacak veya 5 yıl en az evli olacaklar dedim. Doğru mu? Peki baktığınızda 28 yaşında A'dakiler ama 5 yıl evliler. O zaman bunlar çocuk alır. Hayırlı olsun. Sıkıntı yok. Tamam mı? Onun dışında C şıkkındakiler 30 yaşından büyükler ama 3 yıl evliler ama 30 yaşından büyük oldukları için alırlar. D şıkkındakiler de yine 30 yaşından büyük oldukları için alırlar. E şıkkındakiler de 30 yaşından büyük oldukları için alırlar. Ama B şıkkına baktığınızda A 35 yaşında. Eyvallah. Ama B 23 yaşında. Bak eşler 30 yaştan büyük olacak şartını taşımıyorlar. Artı ula 3 yıl evliler. Şartın ikisi de taşınmıyor. Onun için de cevap burada ne olacak değerli dostlarım? B olacak. Çünkü ne oluyordu? Bir daha söylüyorum bak. Eşlerin her ikisi de 30 yaşından büyük olacak veya en az 5 yıl evli olacaklar. Tamam? A şıkkında 28 yaşındalar. Eyvallah ama 5 yıl evliler. Bak şartı taşıyorlar. Bak A'da 28 yaşındalar ama 5 yıllık evlilik şartını taşıyorlar Esra. Dikkat et. Ne diyor? 30 yaşından büyük veya. Bak dikkat et. Ama dikkat et bak. Veya'ya dikkat et. Veya ne demek? İkisinden biri demek. Değil mi? Bak 30 yaşını doldurmuş olacaklar veya en az 5 yıl evli olacaklar diyor. Dikkat et diğer şıklarda da mesela 30 yaşını doldurmuşlar ama 3 yıl evliler. Veya oradan kurtardım. Diğer şıklarda da mesela tamam mı? Hepsinde 30 yaşını doldurmuş olmanın etkisi var. Anlaşıldı mı? Onun için de burada buna lütfen dikkat edin değerli dostlarım. Çıkabilecek bir soru tarzı gibi duruyor. Şimdi biz bugüne kadar hangi sımlıkları gördük? Biz bugüne kadar 3 tane sımlık gördük. Kan hısımlığı, kayın hısımlığı ve yapay hısımlık diye bir şey gördük. Şimdi kan hısımlığı kan bağıyla oluşuyordu ve derecelerle belirleniyordu ve birbirine doğum sayısına göre ne yapıyorduk? Biz her attığımız adım değerli dostlarım bize bir dereceyi belirliyordu. Doğru mu? Alt soy, üst soy ve yan soy olarak belirleniyorduk. Alt soy, üst soy ve yan soy olarak belirleniyorduk ve üçüncü dereceye kadar akrabalar hiçbir şekilde birbirleriyle evlenemiyorlardı. Okey? Ve öldükten sonra da kan hısımlığı ne yapıyordu? Devam ediyordu. Güzel. Kayın hısımlığına gelince evlilik yoluyla oluşan hısımlıktı. Eşler birbirlerinin aileleriyle ne oluyordu? Hısım oluyorlardı. Eşler arasında herhangi bir şekilde hısımlık yoktu. Eşlerin aileleri arasında da bir hısımlık oluşmuyordu. Mesela bizim Meryem yeni evlendi. Tamam. Şu anda Meryem'le eşinin ailesi arasında bir kayın hısımlığı var. Hayırlı olsun. Eşinin de Meryem'in ailesiyle bir kayın hısımlığı var. Meryem'le eşi arasında bir hısımlık yok. Bak bir hısımlık yok. Ha, Meryem'in ailesiyle eniştenin ailesi arasında da bir hısımlık yok. Meryem bu saatten sonrasında eşinin annesine ne diyecek? Kaynana. Babasına kayınbaba. Gibi. Bak dikkat et. Kayın hısımlığı. Eşlerin birbirlerinin aileleriyle oluşturduğu hısımlığa biz ne diyormuşuz? Kayın hısımlığı diyormuşuz. Burada Allah mutlu mesut etsin Meryem kardeşim. Allah inşallah bir yastıkta kocatsın. Şimdi bir de biz şunu biliyoruz. Eşler boşansalar bile bak eşler boşansalar bile hısımlıkları ne oluyordu değerli dostlarım? Devam ediyordu. Bakın dikkat edin. Eşler boşansalar bile hısımlıkları devam ediyordu değerli dostlarım. Buraya da lütfen dikkat edin. Ha unutmayın ha. Eşler boşandıklarında hısımlıkları devam ettiği için hiçbir şekilde değerli dostlarım alt soylarıyla üst soylarıyla filan evlenemiyorlar. Ya da yan soylarıyla dereceye göre değerli dostlarım evlilik yapamıyorlar. Buna lütfen dikkat edin. Tabii ki de daha sonrasında biliyorsunuz ki eşlerden herhangi birisi başka birisiyle evlenirse ne oluyordu değerli dostlarım? Yapay kayın hısımlığı bozuluyordu. Yapay hısımlığa gelince ise evlat edinme yoluyla oluşan hısımlıktır dedik. Bak evlat edinme yoluyla oluşan hısımlıktır dedik. Ve eşler değerli dostlarım eşler diyorum. Burada aynı normal kendi evladınızda olduğu gibi miras hukuku, medeni hukuk olduğu gibi devreye girecek. Ha yapay hısımlıkta bir şeye dikkat edin. Taraflardan herhangi birisinin istemiyle yapay hısımlık sona erer. Bakın buna dikkat edin. Yapaylar taraflardan herhangi birinin istemiyle değerli dostlarım ne oluyormuş? Yapay hısımlık sona eriyormuş. Lütfen buna da değerli dostlarım dikkat ediniz. Anlaşıldı mı? Burası da bir şekilde bizim karşımıza gelir. Şuna da lütfen dikkat edin değerli dostlarım. Evlenmeleri yasaktır çünkü. Üst soy ve alt soy arasında, kardeşler arasında,
Evlilikten reddetmem yani. Evlattıktan reddetme olabilir. Evet Merve. Ama şu filmlerde izlediğiniz gibi olmasın senden ricam. Hani diyor ya adam filmde oğluna sen evlattıktan reddettin. Kan bağın varsa evlattıktan reddetmek aslında ne demektir? Ben seni mirasımdan reddettim demektir. Bak buraya dikkat et. Tamam mı? Ama diğerinde yapay ısırlıkta evet. Evlattıktan reddetmek seni tamamen evlattıktan çıkarttım demektir. Mirasımdan filan hiçbir şey alamazsın demektir. Nüfuzun artık gözükmez. Anlaştık. Şimdi unutmayın değerli dostlarım. Bunlar evlenemiyorlar. Üst soy ve alt soylar kan ısımlığında. Kardeşler, amca, dayı, hala, teyze ve yeğenler arasında bir evlilik söz konusu değil. Yani üçüncü dereceye kadar akrabalar değerli dostlarım evlenemez. Kaynısımlığı meydana getirmiş olan evlilikleri sona ermiş olsa bile tabii ki de herhangi bir araya bir evlilik almadılarsa biri diğerinin üst veya alt soyuyla değerli dostlarım veya yan soyuyla yine evlenemez. Evlat edinenlerle değerli dostlarım evlatlığın arasında da yine herhangi bir şekilde evlenme söz konusu olamaz. Buraya da lütfen dikkat ediniz. Süt kardeşler kanunen değerli dostlarım evlenebilir. Hocam sizin söylediğinizi kaçırdım. Evlatlığını reddedince öyle oluyor. Nasıl Feyza bir daha söyler misin canım benim? Şöyle ki biz diyelim ki gittik geçimsiz doğal sayıyla şey aldık ya evlat aldık ya tamam mı? Bizim çocuk diyelim ki öz babasına çekti şerefsiz, hırsız. Ya biz ne kadar ettiysek ettik bir türlü düzeltemedik bunu. Bu 18 yaşına geldi ya. Bu 18 yaşına geldiğinde biz gidip mahkemeye diyoruz ki ben bununla yapay hısımlığımı bozdum. Yapay hısımlığımı sona erdirdim diyebiliyorum. Ya da o çocuk gidiyor bir de öğreniyor ki kendi babası trilyonermiş. Tamam. Dönüyor bize diyor ki bana diyemez de dönüyor bize diyor ki ben bu fakirle mi uğraşacağım diyor. Tamam. Ondan sonrasında diyor ki ben bu hısımlığı bozdum diyebilir. Bak dikkat et. Taraflar isterse yapay hısımlık bozulabilir değerli dostlar. Ha? Burada anlatmak istediğimiz nokta burası. Kan hısımlığınız hiçbir zaman bozulmaz. Ölseniz de devam ediyor. Kayınhısımlığınız boşandığınızda bozulmuyor ama eşlerden herhangi birisi başka birisiyle evlenirse bozuluyor. Yapay hısımlıysa taraflar isterlerse değerli dostlarım ne yapabiliyorlarmış? Bozabiliyorlarmış. Buna lütfen dikkat ediyorsunuz. Hadi bir de şu soruya bakalım. Tamam mı? Aşağıdakilerden hangisi kesin olmayan evlenme engellerinden birisi değildir? Evlenecek kişinin yeğeni olmak. Amca yeğen evlenemez. Üçüncü derece. Geçmiş olsun. Evlenecek kişinin damadı olmak. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Evlenemez. Evlenecek kişinin gelini olmak. Mümkünatı yok. Evliyseniz zaten başkasıyla evlilik yapamazsınız. Buna zaman dikkat edin. Bazı aptal sorular da çıkıyor. Tabii evlatlıklar da mirasçı olur Ayşe. Kesin olur. Hatta şöyle söyleyeyim ben sana. Diyelim ki benim kendi öz çocuklarım var. Birini de gittim evlat aldım. Kendi öz çocuğum nasıl pay alacaksa o da o paya ortak olur. Yani hak ehliyetine direkt dahildir. Hocam annemler evlatlık edinmek istiyorlardı. Çocuk esirgemeden çok sorunlu oluyor ve çocuklar mutlu olanlar çok az vazgeçin demişlerdi. Ayıp etmişler. Vallahi ayıp etmişler. Dur ben oraya geleceğiz. Şimdi şu soruya gel. Unutmayın ha bazı bizim kitaplarda falan da çıkıyor. İşte Ayşe ile evli olan Mehmet'in diyor gidip de diyor Fatma ile evlenmesi. Arkadaş bu mümkün değil. Bak mümkün değil. Çünkü evli insanlar başka birileriyle evlilik yapamazlar. Ayşe ile evli olan Mehmet'in Fatma ile evliliği, Fatma ile yaptığı evlilik imam nikahıdır yani yokluktur. Bakın buraya dikkat edin. Ay biri sen evliyse başkasıyla evli olamaz. Ha veremsin. La bana ne? Veremsen veremsin diyor devlet. Evlenebilirsin. O seni ilgilendirir. Veren bir durumdur diyor. Çünkü veremin tedavisi var artık. Tamam. Evlat edinmek istiyorlardı. Çocuk esirgemeden çok sorunlu oluyor. O çocuklar mutlu olanlar çok az vazgeçin demişlerdi. Ve oradakinin sütsüzlüğünden olmuş be Merve. Valla kusura bakma da. Tamam mı? Oradakinin şerefsizliğinden olmuş biraz. Keşke de annenler devam etselerdi. Tamam mı? Alsalardı diye açıkça söylerim yani. Ya bu gidişler zaten böyle olursa büyük ihtimalle ben de alırım gibi meh geliyor. Gerçi ben çocuk sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Var mı sorusu olan? Kafasına herhangi bir şey takılan? Haydi durduruyorum.